Silikon Vadisi'nden herkese iyi pazarlar. Ben sunucunuz İnçer Karacahil. Hafta olduğu gibi bu hafta da Hakan Akben'le beraber yeni bir Silikon Vadisi'nde sizlerin karşınızdayız. Bu hafta çok önemli konuklarım var burada. İlk önce onları tanıtmak istiyorum sizlere. Microsoft Türkiye Sayın Tamer Özmen bizlerle beraber. Hoş geldiniz. Evet. Ve Mezun.com CEO'su Ali Hantal bizlerle. Siz de hoş geldiniz Ali Bey. Olur. Hakan, sen de hoş geldin demeyeceğim artık. Sen ev sahibi olduğun için sana böyle şeyler söylemiyorum. Bu hafta çok yoğun bir gündem vardı. Evet. Fazlasıyla lansmanla karşılaştık. Kesinlikle. Türkiye'nin de dünyanın da gündemi çok yoğundu. Amerika Birleşik Devletleri başkan seçimleri vardı. Evet. Ve bunun yansımalarını biz de ülkemizde görmeye başladık. Teknoloji dünyası da görmeye başlıyor gibi bir takım söylentiler var. Evet. Gerçekten de doğru. Türkiye'ye bacağına baktığımız zaman da olayların, aha, Microsoft tarafında yine gündem bayağı yoğundu. Birazdan konuşacağız. Yıllardır beklediğimiz Xbox artık Türkiye'de bizlerle beraber. Bununla beraber... Bu hafta ben söyleyeyim. Toshiba yeni ürünleri lanse etti. Logitech yeni ürünlerini lanse etti. Google'da çok önemli toplantılar vardı. Big Tent etkinliği vardı. Big Tent etkinliği vardı. BTK Başkanı yine açıklamalar yaptı. Önemli açıklamalar yaptı. Onlarla ilgili. Bu arada Ali Bey'in de aslında teknoloji konusunda yatırımları çok fazla ama biz onu daha çok sektörde mezun.com CEO'su olarak biliyoruz ama onda teknolojik yatırımlar. İlk önce istiyorsanız mezun.com hakkında şöyle kısaca bir bilgi verelim. Sonra da diğer mobil kısmıyla ilgili konuşmaya başlarız. Tabii mezun.com 12 yıl önce Türkiye'nin ilk domain name'lerinden biri diyebiliriz, ilk portallarından diyebiliriz. Yurt dışında eğitim almak isteyen bir kişinin çok ciddi anlamda fayda sağlayabileceği, kitlesel paylaşım yapabileceği ve çok değişik platformlarda Android, Apple, çok yakında Windows uygulamalarla sosyal network'e bağlanabildiği ve aradığı üniversiteyi, dil okulunu, sertifika programını arama motoruyla çok iyi bir şekilde bulabileceği, kendine en uygun okulu bulabileceği ve orada okuyan, kendi üniversitesinden mezun olmuş, kendi lisesinden mezun olmuş kişileri de sosyal network'ümüzde bulabileceği bir platform. Amacımız bu platforma bir yurt dışında eğitim almak isteyen bir kişinin gelip her türlü ihtiyacını, ki bu ihtiyaçlardan en önemlisi o şehirde, gitmek istediği okulda okuyan birileriyle de arkadaş olabilmesi. Yani o kişiyi tanımıyor olabilir ve tanıyamayabilir hiçbir zaman ama özgeçmişinden ve yaşadığı şehirden, okuduğu okuldan, gitmek istediği şehirde olan bir başkasını bulması koşuluyla çok değerli bilgi alabileceği bir platform. Kitlesel paylaşım diyebiliriz. Yani bir nevi LinkedIn'in üniversite öğrencileri için hazırlanmış versiyonu diyebilir miyiz? Çok doğru. Biz aslında bu şekilde de paylaşıyoruz. LinkedIn ve Facebook'u bir araya getirip hem orada arkadaşlarını da bulabileceğiniz hem de okulları da bulabileceğiniz. Çünkü okulların da orada sayfaları var. Ve biz LinkedIn ve Facebook'ta nasıl you might know this der, yani İngilizce, Türkçe olarak bu kişiyi tanıyabilirsiniz, tanıyor olabilirsiniz der. Biz bu kişiyi tanımalısınız diyoruz. Çünkü kişi sizle aynı okulda okumuş olabilir, 10 yıl büyüktür ama gitmek istediğiniz şehirde oturuyordur. O kişiyi siz Facebook'tan bulamazsınız. Ortak tanıdığınız yoktur. Fakat sadece bulunduğu şehirde sizin aynı liseden olduğu için veya üniversitenin olduğu için size mezun sosyal network'ünde, mezun sosyal ağında bu kişi karşınıza çıkabiliyor ve sistem diyor ki bu kişiyi tanımalısınız, bu kişiyle konuşabilirsiniz. Peki eğitim şart diyoruz zaten. Eğitim tarafından bakıldığı zaman bu çok önemli. Çünkü yurt dışında eğitim almanın önünü açan bir sosyal platform aslında bu. Çünkü hepimizin en büyük derdi hani yurt dışına gittiğim zaman ne yapacağım, kimle konuşacağım, orada böyle sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz bir anda hani gittiğiniz çok zaman tabii. Hani o kısmı çok hızlı aşmak değil mi? Yani evet, orada aslında çok kısa kültür şokundan bahsedebilirim, benim başımdan geçen bir olaydan da bahsedebilirim çok kısa. Ben Amerika'ya gittiğimde 1997 yılı üniversiteden mezun oldum, bir araba kiraladım, Baltimore'dan DC'ye doğru gidiyorum, 4 şerit yol.
arkamda öyle kırmızı, mavi, yeşil falan ışıklı bir şeyler belirdi. Dedim herhalde bir uzay gemisi geldi falan. Sağa çektim, baktım polis, indim arabadan, ona doğru gidiyorum. Saygıda kusur etmeyeyim diyorum ki, yani söyleyeyim ne yaptım acaba falan diye. Adam arabadan indi, onların aynasında böyle bir projektör olur. Projektörün önüne doğru silahını çıkarttı, silahını bana doğrultmadı. Ama silahı böyle tuttu ve bana arabaya gir diye bağırdı İngilizce. Ben oradan sonra kendimi arabada hatırlıyorum. Balıklama falan atladım diye hatırlıyorum yani. Geldi bana dedi ki ne yapıyorsun dedi. Ben dedim siz ne yapıyorsunuz dedim. O dedi ki işte bak dedi. Burası sana belli ki dedi sen yabancısın. Burada arabadan inilmez dedi. Polisleri burada böyle arabadan inince atak yapıyorsun zannederiz. Saldırıyorsun zannederiz. O yüzden dedi savunmaya geçer silah çekeriz biz dedi. Anlattı falan. Ondan sonra ben bunu arkadaşıma anlatıyorum. Diyor ki arkadaşım bana aa tabii inmemen gerekirdi. E çok güzel de ben olduktan sonra anlatmayayım bana bunu. Vurulduktan sonra değil mi? Önemli bir boşluk. Kültür şoku yaşıyorsunuz gittiğinizde bilmediğiniz bir ülke. Orada değişik bir uzaklık mesafeleri var. Yani insanlarla sıraya gelince burada nasıl dokunmazsınız sorun yoktur. Orada 15 santimden girmemeniz gerekir. Bu arada ilginç bir şey anlattığınızla ilgili ilginç bir şey söylediniz. Arkadan ışıklar geliyor falan uzay aracı zannedip kenara çektiniz. Uzay aracı gelince kenara mı çekme ihtiyacı oluyor? Amerika'da bir şey var. Valla ben uzay aracı gelince... Vegas yılında olsa neyse diyeceğim değil mi? Orada 51. bölge falan var. Oradakisi kenara çekelim. Ben şeyi sormak istiyorum. Hiç o konuya giremedik baştan beri. Sizin Develop for Mobile diye de bir yapınız var ve Social for Mobile diye bir yapınız da var. Aslında orada da birçok şey üretiyorsunuz. Biraz ondan kısaca tabii bahsedelim. Çok fazla vaktimiz ya, yok. Bildiğiniz gibi dünya şu anda cross platform aplikasyon store'lara doğru gidiyor. Artık dünyada bir web sitesi, portal bu önümüzdeki 5-10 yılda var olmak istiyorsa kesinlikle bu değişik platformlarda Android'de, Apple'da, Windows'da kendini klonlamak zorunda. Klonlamazsa kullanıcıların kendilerini bulmak istediği yerde kendini göstermiş olacak. Bu akıllı TV'lerden de yola çıkılarak söylenebilir. Bugün bir akıllı televizyon aldığınız zaman, Smart TV aldığınız zaman içinden çıkan store'da olmanız gerekiyor. Biz mezun.com olarak 2010 yılından beri şu anda platformlarda değişik uygulamalar yapmak üzere çok ciddi çalışmalar yaptık. Şu anda mezun yazarsanız Apple'da sadece 15 tane, Android'de 4-5 tane, çok yakında Windows'da uygulamalarımız geliyor. Ve Develop for Mobile ile Develop for Social'da benim ortaklık yaptığım, yatırım yaptığım iki firma ve bu firmalar sosyal ağ kurmak ve mobil uygulama yazmak üzerine kendini özelleşmiş şekilde kendini burada geliştiriyor. Özellikle Tamer Bey de bahsetti. Bu geliştiricilik bizim yakalamamız gereken bir yer değil mi Tamer Bey? Yani kesinlikle. Bizim Türkiye'de kaybetmememiz gereken belki de birçok kişiyi, birçok ülkeyi yakalamamız gereken yer uygulama geliştiriciliği. Kesinlikle. Teşekkür ediyorum Tamer Bey. Çok teşekkürler Ali Bey geldiğiniz için. Biz yayınlarımıza www.silikonvadisi.tv adresi üzerinden de hafta boyunca haberlerle, video içerikleriyle devam edeceğiz. Ve önümüzdeki hafta pazar yine SkyTürk'te yine burada olacağız. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın.